Merhaba sevgili Metaduran izleyenleri. Bugün sizlere Ramazan gezimizde Hazreti Uşa Tepesi'nden bahsediyoruz. Bilindiği üzere Hazreti Uşa Tepesi Anadolu Kavağı'nda Beykoz'da bulunmakta. Denize yaklaşık olarak 201 metre yüksekliktedir. Peki Hazreti Uşa kimdir dersek, Hazreti Uşa dönemin peygamberlerindendi. Hazreti Musa, Hazreti Yusuf soyundan gelen, Hazreti Musa'nın annesinin annesinin kız kardeşiyle evli olan bir zattı kendisi. Hazreti Musa döneminde yaşayan Hazreti Yuşa peygamberdi, fakat hükmü yoktu. Görevi Allah aşkını, Allah'ı tanıtmak, Allah'ı İslam yaymaktı tamamen. Hatta bilindiği üzere bir kıssa vardı. Hazreti Musa bir gün "Allah'ım bana bir yaren gönder" dediğinde Hazreti Hızır kapısına geliyordu. Daha sonra Hazreti Uşa da yanına gelince, "Ben Hızır'ın ne incelikler bildiğini bilirim. Bu yüzden de benim gönlüm sizinle gelmeyi kaldırmaz" demişti. Hazreti Hızır'ı gören Hazreti Musa ile birlikte Allah'ı yaymaya, hak dini yaymaya çalışan peygamberlerden biriydi kendisi ve şu anda Reygözüz Şadırvanı var. Buranın gayet büyük, yeşil bir bahçe. İsteyen, tabi Ramazan ayındayız ama normalde gelip piknik yapabiliyorlar. Manzarasını da gösterelim sizlere birazdan. Burası caminin girişi. Arka tarafta bayanlar cami girişi var. Ön tarafta türbesi var. Türbeyi de birazdan gezeceğiz. Evet, şu anda görmekte olduğunuz yer. Çok güzel ve muhteşem manzarasıyla Hazreti Uşa Tepesi. Şöyle bir bilgi de var. Eskiden burası gerçekten çok önemli bir tepeymiş. Hatta buranın biraz uzağında Yoros Kalesi var. Eski insanlar dinlerini burada anmak için tapınaklar vesaire yapmışlar. Ve Hazreti Uşa öldükten sonra da kendisinin mezarını burada yapmışlar. Yani gelmiş geçmiş zamanlarda her din için çok önemli bir yermiş burası aslında. Evet, şu an biz Beykoz'dayız. Anadolu Kavağı olarak geçiyor burası ve karşı tarafta Tarabya Oteli var. Meşhur Tarabya Oteli. Büyük binalar, Levent tarafına ait olan binalar. Çok güzel bir manzarası var. Çok güzel bir tepe ve Ramazan mübarek gün zaten geziler, ziyaretler devam ediyor. İnsanlar da gayet kalabalık. Birazdan türbeyi size, kendisinin yattığı yeri size göstereceğiz inşallah. Evet, tarihi çeşmesi. Burada da yine büyük bir tarihi çeşmesi var. Ve muhteşem gül bahçeleri. Zaten böyle bir zata da çiçek olarak yakışan tamamen güldür. Hazreti Uşa'nın türbesini ziyaretten önce şu anda onun döneminde yaşayan ve türbelere bakan, buraya emek veren kişilerin mezarları var. Onları da görüntüleyelim inşallah. Allah razı olsun onlardan. Fatiha'yı da eksik etmeyin lütfen. Gördüğünüz üzere Hazreti Uşa Türbedarı Cemile Hanım burada yatıyor. İçine isimsiz bir mezar var. Şöyle gösterelim. Gayet eski mezarlar. Mesela o dönemin Buğdacıbaşı Mehmet Emin Efendi'nin oğlunun da mezarı var. Kuvvetli ihtimal önemli bir insan kendisi. Hazreti Uşa'nın giriş kapısından girdiğinizde sol tarafta hemen türbedarlar, onun döneminde yaşayan önemli insanların mezarları
burada kendilerini anmak için yapılmış küçük fakat gayet anlamlı mezarlar burada bulunuyor. Evet, görmüş olduğunuz üzere burada da isimleri var zaten. Hacı Ahmet Şükrü, Hacı İsmail Efendi'nin zevcesi Hatice İstikbal Hanım, Hacı Ömer Efendi, Tophane Nusretiye Camii görevlisi Hacı Borucu Mustafa Efendi, Saray-ı Hümayun Buğdaybaşıcısı Mehmet Emin Efendi'nin oğlu Mehmet Tevfik Bey, Şehremeni memurlarından Selim Efendi'nin kerimesi Ayşe Hanım, Hacı Molla Gaffar Kavaklı Ahmet Paşa'nın zevcesi Hatice Hanım, Maliye-i Hayriye Halifesi Muhasebe Muavini Yusuf Bey, Hacı Atike Hanım, Nergis Hanım, Ayşe Seniye Hanım ve Sarıyer Eşrafı'ndan İzzet Reiszade Mehmet Efendiler burada yatmaktalar. O dönemin önemli insanlarından, o döneme gerçekten hak yolda ilerleyip emek veren insanlardan birkaçı ve hemen yan tarafında da kabristana girince yapılması gereken selam ve duaları yazmışlar. Kabir ziyareti kadın ve erkeğe memduptur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyareti size ahireti anımsatır buyurmuştur ve kabristana girince şöyle selam verir. Esselamu aleyküm dâre kavmi mu'mine ve inna inşallahu biküm lahikum. Esselamu li ve lekümün afiye. Kabirleri ziyaret eden kimselerin Yasin suresini okuması müstehaptır. Ziyaret anında kabirleri çiğnenmemeli, ayakta ziyaret edip dönmelidir. Bunun böyle olması sünnettir. Selamdan sonra 3 ihlas, 1 Fatiha okunmalı, orada yatanların ruhlarına bağışlanmalı. Ve mezarlığa girince mutlaka kendilerine sevap verilmeli, selam verilmelidir. Evet, mezar duamızı kabirleri gidince yapılması gereken selam ve dualarımızı da okuduk. İnşallah Allah kabul eder, sizlerin adınıza da etmiş olalım ve bu videoyu izleyen insanlar da inşallah onların adlarına fatihalar ve selamlarını iletsinler. Çünkü gerçekten çok 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 önemli bilgiler. Evet, şu anda Hazreti Yuşa'nın mezarını görüntülemekteyiz. Gayet uzun bir mezar bir rivayete göre devlerden olduğu söylenip hani boyunun çok uzun olduğu ve bu kadar uzunlukta olduğu için mezarı uzun yapılmış. Bir rivayete göre de tam olarak yere bilinmediği için hani bu sınırlar içerisindedir diye tahmini olarak mezarı bu kadar uzun yapılmıştır. Gördüğünüz üzere alabildiğince uzun bir mezarı var. Sağ tarafında da yine az önce sizlere gösterdiğimiz türbedarların, o dönemde yaşayan ünlü zatların mezarları bulunmakta. Beni İsrail tarafından daha önemlidir Hazreti Yuşa. Onlar da Yeşu olarak kendilerini anarlar. Onların 4 büyük peygamberlerinden birisi olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden zaman zaman onların da isimlerini geçirdiği ve ziyaret ettiği yerlerdendir. Hristiyanlar da hatta kendisine, Hazreti Yuşa'ya çok önem vermekteler. Söylendiğine göre Hristiyanlık için ve Yahudilik için hizmet verdiği tabii iddialar arasında. Bugünkü gezimiz burada sona ermekte. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın efendim.